Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün tel tel ayrılan harika bir poğaça hazırlıyoruz. Günlerce bayatlamayan bu poğaçayı mutlaka sizler denemelisiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. yoğurma hamur içerisinde 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı ılık sütüm alarak şeker ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın akı, sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bu malzemeleri de karıştırıyorum. Unu yavaş yavaş ekleyeceğiz arkadaşlar. 1-2 su bardağı un ekledikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyeceğim. Ve hamur ağırlaşana kadar spatula ile daha sonra da elimle hamur yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarif için toplamda 5,5 su bardağı yakın un kullandım unun kalitesine göre miktar değişir siz lütfen 5 su bardağından sonra kontrolü ekleyin sizler kanalımı ilk defa hangi video ile izlediniz onu da yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum kanalımda birbirinden kolay, pratik ve her bütçeye uygun tarifleri bulabilirsiniz hamur ağırlaştı ve artık hamurumu elimle toparlıyorum ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur olacak hamurumu toparladım Üzerini kapatıyorum ve oda yarım saat kadar dinlendiriyorum. Havalar sıcak olduğu için hızlı bir şekilde mayalanıyor zaten. Üzerindeki sitici kaldırın ve hamurun havasını alarak bezeli halinde ayırıyorum. Küv noktalarına uyarsanız oldukça lezzetli bir poğaça oluyor. Mutlaka sizler deneyin. Eğer denerseniz yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Hamurumu bu şekilde toparlıyorum arkadaşlar ve bu hamuru 15 eşit beze ayıracağım. Daha sonraki yöntemler farklı arkadaşlar. Sizler de bu poğaçanın farkını göreceksiniz. Bu yöntem sayesinde tel tel ayrılıyor ve günlerce bayatlamıyor ve kuru olmuyor. Hamurumu göz kararı 15 bezeye ayırıyorum. Üzerine biraz un serpiştiriyorum ve tekrar hamurları toparlıyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorum kısmında yazmayı unutmayın. Hamurlarımı hızlı bir şekilde toparlıyorum arkadaşlar. Kıvamı, dokusu harika bir hamur oldu. Bu hamurla istediğiniz mayalı poğaçayı da hazırlayabilirsiniz. Bezeleri tamladım. Her birinin üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 5 dakika kadar dinlendiriyorum ve hamuru parmak uçlarımla genişletiyorum. Tatlı tabağı boyutunda olacak arkadaşlar. 3 tane bezi bu şekilde üste yerleştireceğiz. Bu sayede poğaçalarımız kat kat ve tel tel ayrılıyor arkadaşlar. Siz de kesinlikle denemesiniz. Diğer kalan bezeleri de aynı şekilde tamamlıyorum. Hepsinin bu şekilde tamamladım. Parmak uçlarımla tekrar bu şekilde genişletiyorum ve kenardan başlayarak rulo haline getiriyorum. Servis tabağından biraz büyükçe olacak arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde genişliyor. Bu şekilde sarıyorum ve kenarda bekletiyorum. Diğer kalanları da aynı şekilde tamamlayacağım. İlk hazırlamış olduğum parçadan başlayarak hamurları pamuk uçlarımla genişletiyorum. Çok ince olmasına gerek yok arkadaşlar. Bu hamuru tekrar ters çeviriyorum ve pamuk uçlarımla genişletmeye devam ediyorum. Göz kararı 4 parçaya bölüyorum. Eğer buraya kadar izlediysen lütfen küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutma. Hamuru dörde böldüm ve orta kısmına peynir yerleştireceğim. Evde hangi peynir varsa onun kullanın veya farklı iç harçta kullanabilirsiniz. Kenarlarından birleştiriyorum ve yuvarlıyorum arkadaşlar. Yağlamış olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Geri kalan hamurları da aynı şekilde tamamlayacağım. Hepsini bu şekilde tamamladıktan sonra 5 dakika tepsi mayasında dinlendiriyorum. Ayırmış olduğum yumurta sarısının da üzerine süreceğim arkadaşlar. Her tarafına mutlaka gelmeli. Ben bugün poğaçanın üzerini sade bırakıyorum. Sadece bıçakla çizgi atacağım. İsterseniz susam veya çöy kotu kullanabilirsiniz. Poğaçaları önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Ortalama 25 dakika içerisinde kızarıyor arkadaşlar ve çok güzel bir şekilde kabarıyor. Poğaçaların fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabardı ve kızardı. Herkesin denemesi gereken tariflerden bir tanesi yumuşacık ve tel tel ayrılıyor. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.